Herkese merhaba, yeni bir günüme ve yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır buradan bir açılış yapmıyordum, bana da çok garip geldi. Uzun zamandır arabaya da binmiyordum. Bir acayip oldum ya, bir garip oldum yani. Yeni gelenler bilmez, hani yeni gelenler belki çok eski vloglara gitmemiştir. Ama önceden böyle hep arabadan açılış yapardım. Hatta arabadan sohbet ettiğim zaman da derdim ki, arabadan çok sıkıcı oluyor ya. Kapatayım, gideceğim yerde konuşuruz diye. Çünkü arabada bir şey olmuyor diyordum. Gerçekten özlemişim. Yani dışarı çıkmayı özlemişim. Yani dışarı zaten çıkıyordum markete falan alışverişe giderken ama böyle arabayla bir yere uzun zamandır gitmiyorum. Resmen heyecanlandım. Şey dedim dün akşam Murat'a. Acaba arabayı kullanmayı unutmuş olabilir miyim? Dedi ki saçmalama. İnsan araba kullanmayı unutmaz. Neyse. Ne diyordum? Bugün günlerden Salı ve ben bugün kuaföre gidiyorum. Saçlarımı inşallah boyatacağım. Siz de birlikte götürüyorum. Kuaförler dün açıldı zaten. Tüm Türkiye genelin yani kaç tane yerde kapalı, Türkiye'nin kaç ili, 31'inde falan kapalıydı herhalde. Yine bu sokağa çıkma yasağı olan yerlerde kapalıydı sanırım. İşte onlarda da açılmıştı herhalde. İstanbul'da açıldığına göre diğer yerlerde muhakkak açılmıştır. Kuaföre gidiyorum. Kuaförlerde zaten haberlerden duymuşsunuzdur. Çok uzatmayayım, hemen hızlıca anlatayım. Zaten haberlerde duymuşsunuzdur. Gerekli önlemler alındı. Sanırım kapasitesine göre, koltuk kapasitesine göre birer boşluk kararak müşteri alacak. Olabildiğince az müşteri alacak. Saatli alacak. Kesinlikle randevusuz almayacak. Ve her randevunun arasına belli bir süre koyacak ki dezenfektasyon gerçekleştirilsin. Ben daha önceleri de bundan iki kere daha galiba saçların boyatıyorumla ilgili video çekmiştim. Aynı kuaförüme gideceğim ama aynı kuaför salonuna gitmeyeceğim. Çünkü kuaförüm başka bir kuaför salonuna transfer olmuştu. Şimdi başka bir yere gideceğim ama aynı kuaför yapacak yine. Orada da konuştuk zaten dün neler olması gerektiğini. Bütün ürünlerimiz hepsi dedi tek kullanımlık. Havlular. Her şey tek kullanımlık dedi. Ama istersen sen havlunu getir dedi. Ben yine havlumu getirdim. Götürdüm yanımda yani havlum. Mesela manikür yaptırmak istiyorsanız bütün ürünler tek kullanımlık. Sadece pens hariç. Pensli sanırım. Böyle kitler var. Herkesin kendi kutusu var. Böyle kitleri. Törpüsünden tutun da işte o boya şey su, yumuşatıcı suyuna kadar. İşte zaten havlular tek kullanımlık. O tahtalar var. İttirici tahtalar falan. Her şey tek kullanımlık. Sadece o pensler tek kullanımlık değil. Onlar da zaten dezenfekte oluyormuş. Şu günlerde iş biraz tabii sıkı tutuluyor. Daha yeni açıldıkları için. Çünkü 1,5 aydır falan kuaförler kapalı. Ben de bu iş sıkı tutuluyorken hem hazır böyle bütün hani kuaför iyice bir dezenfekte olmuşken daha çok müşteri gitmeden ilk baştan hemen gideyim diye düşündüm. Öyle şimdi yola çıkıyoruz. Hakikaten heyecan yaptım ya. Şaka gibi. Eldivenlerimi çıkardım. Maskemi de indirdim. Çünkü arabada zaten Murat sürekli dezenfekte ediyor arabayı. Yakın zamanda da sanırım ayrıntılı bir böyle temizleme falan olacak arabada. Araba bir de böyle bakıma falan girdi. Ve sesi falan değişmiş ya arabanın. Ay. Neyse. Şimdi yine her zaman gibi öyle şey yapmayayım yani. Arabadan çok bir şey çekmenin bir manası yok. Sizinle orada görüşürüz. Geldim. Hava çok güzel yalnız yaz gibi. Hatta camı açmayayım dedim. Kapıyı açayım dedim. Kapatayım yani size. Ses gelmesin. Geldim buraya park ettim. Bekliyorum. Biraz erken geldim. 12'deydi randevum. 11.49 saat. 11.34. Bu radyonun saati yanlış. Aa şunu kapatayım. Müziği kapatayım. Radyonun saati yanlış. 10.49 gösteriyor. 11.49 olduğunu düşündüm. 11.34. Yarım saat erken geldim. Burada bekleyeceğim. Size biraz etrafımı göstersem. Çok güzel ya hava. Hakikaten yaz gibi. Şöyle de göstereyim. Gayet yoğun, akıcı trafik. Neyse, içeri, ben de heyecanlıyım. Yani. Bayağıdır da saçlarımı boyatmıyorum. Neyse, içeri girelim. Ondan sonra görüşürüz. Çok sağ ol. Güzel. Hasta değilmiş. Maske
var. Ali Can'la daha önce videom da vardı. Çok konuşamayacağım çünkü evet. Müzik sesi var. Biz başlayacağız. Bir şey söyleyeceğim. Sadece tepkini ölçmek istiyorum. Saçlarımı evde Önür ben kendim kestim. Sebep? Can sıkıntı. Belli. Yani bayağı net. Şuraya bak. Ben sırf bana işkence olsun diye yapıyorsun bunları. Onu düzeltirsin. Önüne biraz kat istiyorum. Tabii. Nasıl olmuş sence? Güzel kesmiş mi? Çok güzel kesmişsin. Ha? Yani. Güzel kesmiş mi? Hayır. Şuraya bak. Bir uzun, bir kısa. Ya işte öyle ki. Hem de kesmeyen makasla kestim yani. Arkaları dokunmadın inşallah. Yok yok hiç. Sadece önünü kestim ya. Böyle toplayınca şöyle bir şey olsun diye. Hayaller ve hayatlarmış. Neyse biz bunu güzel bir hayalindeki gibi yürüt yaparız. Tamam. Önüme biraz kat verecek. Bir de ombre yapacak. Tamam başlayalım. Başlayalım. Dipten mi istiyoruz? Yani nasıl? Bir dakika dur. Buraları... Just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done I'll be acayip güneş var. Ben çok bir şey göremiyorum. Şimdi eve geçiyorum. Klimayı mı çalıştırsak? Ne yapsak ya? Ha? Vallahi evde ayrıntılı göstereyim. Yine çekim yaptık ama. Bakalım. Şu an acayip güneş vuruyor. Evet. Heh, burada yine güneş yok ya. Şimdi eve geçeyim. Evde tekrar görüşürüz. Yine klasik. Çok geç oldu saat. Şimdi pide alacağım. Aslında Yiğit'in şortlarını alacaktım. Terziden şey bıraktım. Yiğit'in şortlarını bıraktım. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Ne diyordum? Yiğit'in şortlarını bıraktım. Yiğit'in eşofmanlarının Yiğit'in eşofmanlarının dizleri hep böyle şey oluyor. Çok yerde falan oynuyor ya. Dizleri aşınıyor. Ben bazen ona yama yaptırıyorum. Ya da deliniyor. Şimdi hava da ısındığı için o delinenlerin hepsini toparladım. Terziye verdim. Şey yapsın diye. Şort yapsın diye. Ama onu alamayacağım herhalde. Yetiştiremeyeceğim. Şimdi gideyim eve. Bir de pide alayım. Evde tekrar görüşürüz. Ben eve geldim. Canan yine mekanında, görüyorsunuz mutfağında.
Ben eve geldim. Annem sağ olsun akşam yemeğini hazırlamıştı İfsar'a. İftar yaptık, evi süpürdüm, mutfağı sildim, arayı sildim, çocukların odasını sildim. Bir sürü iş yaptım. Ondan sonra saçım falan bayağı bir bozuldu ama ondan sonra açabildim kamerayı. Çünkü hani geldim çok fazla başım ağrıyordu. Acayip derecede başım ağrıyordu yani anlatamam size. Boyanın kokusundan oruçluydum ya. Bir de hava gerçekten bugün çok sıcak. Sabah 8'de kalkmıştım. Ve oraya 12'de gittim. Müşterilerin arasında belli bir mesafe koyuyorlarmış. Biten müşteri kalkar kalkmaz tekrar oturmuyor oraya. Belli bir işte hani hem kuaför kendini dezenfekte ediyor, eldivenlerini iş değiştiriyor, maskesini değiştiriyor, elini yüzünü yıkıyor, bir hava alıyor. Ondan sonra o bölge temizleniyor, oturduğu yer işte elini değdiği yerler. Ondan sonra geliyor falan derken bir saat rötardı zaten, bir de oturdum oraya. 6'da da kalktım galiba, orada zaten söylüyorum saati size. Saçlarım istediğim gibi oldu, çok yoğun bir sarı olsun istiyordum. Hatta böyle grimsi bir sarı istiyordum. Yani soğuk bir renk istiyordum. Gerçekten de öyle oldu. Soğuk bir gri oldu. Yani soğuk bir sarı oldu. Grimsi bir sarı oldu. Ama ne olacak? Hani bunu biraz daha idare ederim. Bir iki hafta mor şampuan kullanmam. Daha sonra bu biraz daha böyle hani tatlı bir sarıya döner. Sonra da işte haftada bir mor şampuanla devam edelim ki saçlarımda kızıllanma olmasın diye. Saçlarımın katlarını düzeltti. Biraz böyle çok azıcık kat verdi önüne. Uçlarından bir herhalde şöyle 3 parmak falan temizledi. Bayağı bir temizlendi yani saçlarım. Saçlarımın dip rengiyle oynamadı ama. Şimdi buradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama orada ya evdeki ışıkta çok koyu renk gösteriyor aslında diplerim ama dışarıda öyle değil. Daha açık renk. Şu anda mesela daha koyu gözüküyor burada ama öyle değil normalde. Yani öyleydi. Çok başım ağrıdı dediğim gibi. Halen daha böyle başım ağrıyor. İşlerim de bitti şimdi. Ha, üstüme eve geldim. Tabii ki çocuklara yaklaşmadan bütün üstümü değiştirdim. Ondan sonra işte salona girdim. Ağrı kesici içtim. Yavaş yavaş baş ağrım geçmek üzere. Susuzluktan da kaynaklanıyor. Su da içtim şimdi. Şimdi çayımız da demlendi. Çay da içeceğiz. Size bir şey daha göstereceğim. Bir projem daha var demiştim şu arada. Makremadan. Duvar süsü, bohem tarzında bir duvar süsü yapmaktı. Onu da dün gece yaptım. Onu da şimdi size göstereyim. Onu göstereceğim şimdi size. Hem de onu nereden baktığımı, yani nasıl yaptığımı da anlatacağım size. Şimdi onu getireyim bir. Burada bir altına bir bıdık var. Bunu yaptım. Özellikle buraya koydum. Koyu renkte gözüksün diye, belli olsun diye. Ama burada bir kız var. Gösteremiyorum şu anda. Ben bunu Instagram'da hemen şimdi şuraya yazacağım. Hem Instagram'da hesap var iki tane. Makrome Law ve Makrome Öğretmeni diye şuraya yazarım. Onun sitesini keşfettim. İşte danıştım ona nasıl yapabilirim diye. Örnek YouTube'da bir örnek videosu var bunun örneği olduğu. Size anlatıyor nasıl yapmanız gerektiğini. Dediğim gibi şuralara bir yere ekleyeceğim. Ondan öğrendim, ondan yaptım. Satış da yapıyor aynı zamanda. Yani sipariş de verebilirsiniz. Sipariş üzerine yapıyor zaten. Ama isteyene soranlara da nacizane cevaplarını da veriyor. Şöyle göstereyim size ayrıntılarını. Böyle demiş yaptım. Henüz nereye koyacağımı bilmiyorum. Ama büyüğünü yapmak istiyorum. Yani örneğini bulursam daha büyüğünü yapacağım. Ve de zamanım olursa tabii. Salondaki resmini oraya koymak istiyorum. Daha böyle devasa büyüklükte. Şimdilik bunu yaptım. Bunu da size göstermek istedim. Öyle işte bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Bugün böyle bir video oldu. Yani çoğu zaten günümün yarısından fazlası kuaförde geçtiği için videonun da yarısından fazlası muhtemelen kuaförde geçecek. Kırpabildiğim kadar kırpacağım tabii ama. Yarın da çekim yapacağım inşallah. Yarın da çocuklar için sokağa çıkma yasağının olmadığı bir gün. Yani izinli oldukları gün. Onlarla da inşallah hani çıkacağız. Kapının önüne biraz dolaşırlar. Belki bu etrafta dolaşırlar. Bir yere gitmeyeceğiz ama en azından biraz
bulunduğumuz mahallenin bir turunu atacaklar ki hava alsınlar diye. Parka götürmeyi düşünmüyorum ama kesinlikle çocuklara. Bu kadar. Böyle yani. Şimdi videomu burada kapatmıyorum. Aslında saat geç oldu. Duru'ya yatıracağım. Kafamda bir plan daha var. Onu becerebilirsem onu da bu videoya ekleyeceğim. Yoksa çay içerken tekrar görüşürüz. O zaman kapatırım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Çok sesli konuşamıyorum ama beni duyuyorsunuzdur herhalde. Aynamı aldım önüme. Annem arkadaş Survivor seyrediyor. Çocuklar da yaptılar. İlk defa yapacağım bunu. Bakalım yapabilecek miyim? Evet. Bakalım. Deneyeceğim. Önce çıkartıyorum. Ay çok da bir uzunmuş. Doğru da gördü değil mi? Ben bunu yapamayacağım herkes. Ben şey yapacağım, gözümde rimel var. Gideceğim onu önce bir sileceğim çünkü kirpiklerim çok dimdik duruyor. Onlardan olmuyor olabilir. Rimeli sileyim geleyim. Şimdi çıkardım gözümdeki rimeli. Çok kötü oldu. Şimdi çok uzun. Çok uzunmuş. Ya taktım. Kirpikleri taktım. Belli oluyor mu bilmiyorum. Kaç dakikadır uğraşıyorum biliyor musunuz? Tam yarım saattir uğraşıyorum. Çünkü şunu taktım. Bunun tekini kaybettim. Yok. Arıyorum arıyorum kirpik yok. Arıyorum arıyorum kirpik yok. Annemle kalktık. Bütün ışıkları yaktık. Bakıyoruz. Meğerse saçıma takılmış. Burası dimdik duruyor mesela. Aslında taban yani dip kısmı yapıştı. Ama böyle dik duruyor. Yani zaten çok ucuz bir kirpikti. 10 liraya 10 şey 13 liraya mı ne aldım? Belki biraz daha pahalı bir kirpik olsa daha güzel olur. Ya da böyle taneli tek tekli kirpik olsa daha güzel olur. Sadece çok merak ettim acaba takabilir miyim, başarabilir miyim diye. Şimdi böyle bakınca yani hani direkt aynaya bakıyorum. Fena durmuyor ama şu daha iyi duruyor. Bu daha şey. Böyle. Bakayım. Bu daha güzel duruyor bu. Şu çok dikine duruyor. Neyse çok uzatmayayım yani. 2 saattir bir kirpik mevzusu yapıyorum ama taktım yani. Hani alıştıkça çok daha çabuk takılabilir diye düşünüyorum. Ve videomu burada sonlandırıyorum. Sonu buydu işte. Yani başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım bilmediğim için yani tam size de bir şey söyleyemedim. Videomun sonuna geldik. Bugün böyle kuaförle geçti biraz ama artık yapacak bir şey yok. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım severek izlemişsinizdir. Yarın zaten bir vlog daha çekeceğim. Şimdi bunu montajlayacağım. Yarın yayına koyacağım. Çarşamba günü çocuklarla dışarı çıktığımda bir video daha koyacağım. O çekeceğim. Bunu da cuma günü yayına koyarım.
Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım severek izlemişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.